Sürücünün Gözü kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Mazda 3 ile beraberiz. Ama bu sefer test için değil, başka bir şey için beraberiz. Şimdi aracı aldık Erkan abiden. Pastacılığa atacağız. Sonra üstüne hare giderici süreceğiz. Onun üstüne de Sonax'ın siyah araçlar için özel cilası olan Nano Pro ürününü uygulayacağız. Ürünleri aldık. Kargodan geldi bugün. Evet, hepsi burada. İnternetten aldık. Toplam işte Meguiar'ın ürününü aldık. İşte Sonax'ın ürününü aldık. Bir de pasta cila seti aldık. Toplam 100 TL tuttu. Bakalım ürünleri test edeceğiz. Yani zaten daha önceden kullandığım ürünler olduğu için kesinlikle güvenerek zaten aldım. Hani özellikle de Sonax'ın siyah araçlar için olan Nano Pro cilası. Ona özellikle çok güveniyorum. Yani işi bitirecek olan kesinlikle odur. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu arada kanalımızda çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Evet. 1000 aboneye geçtikten sonra 4 ya da 5 kişi belirleyeceğiz. Bu 4 ya da 5 kişiye ne gibi hediyeler olacak? Bunları program vasıtasıyla seçeceğiz. Ya da bilmiyorum, hani yorumlara göre mi, güzel yorumlara göre mi seçelim? Yani like atıp yorum atan herkes öyle çekilişi, mi seçelim? Evet, çekilişe katılmış olsun. Tamam. Abonelerimiz zaten takip ediyoruz sürekli. Evet. Bu çekilişte evet, onları şey olur. Şimdi şöyle bir şey düşünüyoruz ödül olarak. Hani ben şey düşünüyorum Erdal, diyorum ki hani şey yapalım. Mesela aracı olanlara Sonax'ın hızlı cilasını hediye edelim. Aracı olmayan genç kardeşlerimiz falan denk geldiği zaman Hot Wheels'ın minik model araçlarından mesela 10'lu set hediye edelim diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani mantıklı. Aracı olana araç bakım ürünü verebiliriz. Aracı olmayan işte gençlere de arabayı sevdiği aslında biraz da arttıracak. Küçük minik adres tanıyorum. Biz de biriktiriyoruz. Biz de biriktiriyoruz. Aynen öyle. Belki hani hiç yoktur. Başlangıç olur onun için. Ben de öyle başladım zaten. 10 seti hediye aldım. Evet. Sonra yılbaşında almışlardı. Evet, sonra ben de biriktirmeye başladım. Evet, çekiliş videosu, yani bu da çekiliş olsun bu videonun içeriğinde. Diğer videolarda da bildiririz. Hani 1000 abone olduğunda böyle bir çekiliş düşünüyoruz. Şimdi dediğim gibi aracı yıkatmaya gidiyoruz. Ben Mazda 3'üm varken her zaman yaptığım bir şey, benim için de böyle bir anı olacak. Hani Mazda 3'üm varken ben giderdim işte Palladium AVM'de, Kavaks'ta aracımı yıkatırdım. Sonra X'in 5. kata inerdim. Oraya kimse uğramaz, toz filan yerde böyle sakin, hani toz havada değil. O yüzden orada cila atardım, işte pasta cila uygulaması yapmıyordum kendim açıkçası, Kavaks'ta yaptırıyordum. Sonra RX8 ile başladım kendim yakmaya. Şimdi buna da yapacağız. Benim için de böyle bir anı olacak. O zaman Palladium AVM'de görüşmek üzere. Şimdi Palladium AVM Kavaks'a geldik. Aracı yıkatacağız. Şöyle duralım mı? Vay, Ali abiler orada. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsın abi? İyidir, senden ne haber? Ben de iyiyim. Hem video çekiyoruz, hem de aracı yıkatmaya geldik. Tamam. Aşağı ineceğiz, sonra şey yapacağız, cila falan atacağız. Tamam. Yıkamaya tabii sana getirdik. Tamam, iyi. Tamam. Çıkarmayı deneyeceğiz. Bunun dışında şuralarda sürtmeler var. Gel Erdal, göster. Bunları çıkarmayı deneyeceğiz. Kaputumuzda falan kuş pisliği yanıtları var. Onları göster. Onları çıkarmaya çalışacağız. Kılcal çiziklerimiz çok fazla. Bunları çıkarmaya çalışacağız. Şu aracı dışarıdan genel bir görüntüsünü al Erdal. Parçalamışlar. Şimdi
Peki yapacağı var istersen. Şöyle pasta cilası seti, otokitin. Süngeri pasta cilası. Bu Meguiar'ın seti, kare giderici. Bence gayet bu güzel bir mikrofiber bez. Aynen öyle. Uygulaması yeri. Unutmayalım. Bu da ürün zaten. Ve benim en sevdiğim ürün Erdal. Sonatsız siyah araçlar özel cilas. Aynen öyle. Bu var ya bu. Bunu kesinlikle siyah veya kırmızı araçlara, bunların ayrı ayrı versiyonları var. Yani bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Göreceksin zaten esas farkı, hani bu gösterecek. Aracın bak, gel burada plastiklerini görüyor musun? Evet. Bozarmış durumda. Evet. Yani bu hali hatta bundan daha kötü olmasın diye maskeleme bandıyla plastik alanları çerçeveleyeceğiz. Hı-hı. Çünkü pasta değdiği zaman şu bak şu hale gelir. Hani bunların da bu hale gelmesini istemediğimiz için bu alanları maskeleme bandıyla bu maskeleyeceğiz. Ondan sonra pasta cilamıza başlayacağız. Sonra hale giderici. Bundan sonra sonat. Saat 4.30. Kaçta biter diyorsun? 5.30'da biter. 1 saat işimiz var bence. Ne kadar? 1 saat. O zaman maskelemeden sonra tekrar görüşürüz. Evet, şimdi maskelememizi bitirdik. Bu şekilde kapı çerçevesi olarak camın etrafına. Diğer tarafı da aynı şekilde. Aldığımız kitin içinden iki tane sünger, uygulama süngeri. Bir de şu şekilde pastamız çıkıyor. Şimdi başlayacağız. Evet, pastadan sonra görüşürüz o zaman. Mikrofiber bezimizle matlığını alıyoruz. Tamamen geçtikten sonra da, yani tamamen sildikten sonra hale gidericimizi süreceğiz. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi Meguiar'ın şu hale giderici pastasını uygulayacağız. Bakın, cilayı attık zaten, üstünde hani kayganlık şeyi oluştu pastayı attıktan sonra. Şimdi şu hareleri giderelim. O zaman hareden sonra görüşürüz. Hare gidericimiz de matlaştıktan sonra basıra basıra siliyoruz. Sonra da Sonax'ın siyah cilasını uygulayacağız. Şimdi Sonax'ın siyah cilasına geçtik. Böyle iğrenç bir görüntü olması gerekiyor ilk başta. Ondan sonra şöyle bir sıvı zaten kendisi. Tamamen kuruyacak, sertleşecek. Ondan sonra siz tabiri caizse böyle aracın üstünden bunu kazıyormuşsunuz gibi silmeniz gerekecek. Bu işlemleri zaten çekeriz. Ama dediğim gibi benim favorim, yani bugün kullandığımız ürünlerden favorim bu ürün. Buna dairesel hareketler yapmanıza gerek yok. Zaten direkt şey yapıyor. Güzel kokuyor. Böyle değişik kokusu var. Yani güzelle keskin bir kokusu. Kokusuyla böyle güzel bir koku arasında. Evet. O zaman. Bir de eldivenlerimiz yırtıldı. Artık ellerimiz biraz boyanacak. Yapacak bir şey yok. O zaman bu işlemden sonra da görüşürüz. Son halini artık göreceğiz. Aynen öyle. Şimdi gördüğünüz gibi aracımız gayet kötü bir hale geldi. Matlaştı. Yani tam istediğimiz gibi kurumadı. Biraz daha beklesek mi? Olabilir. Bu hiç çıkmayacak hale gelsin. Ondan sonra bastıra bastıra tüm gücümüzle yapacağız. Böyle tekrar kapatayım. Birkaç dakika bekleyelim.
kuruduktan sonra, biraz daha bekledikten sonra görüşürüz. Evet, bir 15 dakika bekledik, biz de dinlenmiş olduk. Şimdi aracımız gördüğünüz gibi iyice matlaştı, kurudu. Şimdi silmeye başlıyoruz ama bastırarak yapmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hani araç ilk zamankinden çok çok iyi durumda. Şimdi bütün aracı temizleyeceğiz. Ondan sonra son halini göreceğiz. Final. Arabadan önce biz bittik. Ama yani iki kişi bile zor. Yani pastacıyla atıp arkasından hari atıp arkasından bunu atmak inanın gerçekten çok zor. Yani tavsiye etmiyorum ama hani bizim gibi aracıyla vakit geçirmeyi seven, hani arabaları seven, onlara zaman harcamayı seven insanlar için güzel bir uğraş ama dediğim gibi pastacıyla hale getirici yerine sadece son aksın işte renkli cilasını atabilirsiniz. Eğer aracınız renkliyse de hızlı cilası var, sprey, sarı bir sıvı. Eskiden kutusu kırmızıydı, şimdi şeffaf gibi yapmışlar. Onu tavsiye ederim. Dediğim gibi bende bu aracın hatchback'i vardı. Bu nano'yu attıktan sonra zaten bir daha ihtiyacım olmadı nano'ya. Hep hızlı cila atarak boyasını korudum. Gayet de iyi durumdaydı aracın boyası. Şimdi bu aracı komple temizlediğimiz zaman zaten aradaki farkı göreceksiniz. Evet, şimdi aracımız bitti. Dediğim gibi önce pasta cila yaptık. Ondan sonra Meguiar'ın hale gidericisini uyguladık. Hale gidirici pasta cila. Ondan sonra son aksın Nano Pro siyah araçlar için özel cilasını uyguladık. Yani araç hani çizik olarak ve hani boya yanıkları olarak çok kötü durumdaydı. Çoğu gitti. Şuradaki mesela çizikler azaldı. Çoğu kapandı. Bayağı azaldı. Farlar yani oldukça mattı. Biraz açıldı ama farklı bir videoda bunları iyice detaylı temizlemeyi göstereceğiz. Zımparayla bir video çekmeyi düşünüyorum. Şöyle genel olarak baktığınızda zaten araç parlaklaştı. O zaman Erdal, bugünün en iyi ürünü hangisi sence? Siyah. Nano Pro değil mi? Evet. Bence de yani Sonax en etkili olan şeydi burada. Evet, umarım Erkan abi beğenir. Şimdi gidelim aracını teslim edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağı yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi hani aracınızda çok fazla çizik yoksa, pasta cila yapmak istemiyorsanız, işte hare yoksa sadece Nano Pro'yu uygulamanız yeterli. Nano Pro'yu uyguladıktan sonra her yıkamada bunu yapmanıza gerek yok. 2-3 ay boyunca etkisi sürüyor. Etkisinin daha kalıcı olması, hani bir sene falan uzatmak istiyorsanız Sonax'ın hızlı cilasını dediğim gibi alıp hani 10 yıkama sonra tekrar Nano Pro'yu uygulayabilirsiniz. Hoşçakalın.